Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Sevgili izleyiciler, hikayemiz gencecik bir yavrunun sorumsuz bir trafik katilince kurban edilmesi. Kanunlarımız cinayet ile ilgili birçok araç soymuş, bıçak, tabanca, zehir, hatta yumruk bile belirtilmiş. Ancak sorumsuz insanların kullandıkları trafik araçları cinayet aleti sayılmamış. Bu ancak ölümle biten kazaya neden olarak gösterilmiş. Birine sopayla vurup öldüren katil oluyor da, 1 ton hatta 10 tonluk araçla vurup öldüren serbest bırakılıyor. İstemeyerek oluyor da ondan. Sürücü istemeyerek aşırı alkol alıyor. İstemeyerek aşırı hız yapıyor. Ve istemeyerek kırmızı ışıkta geçiyor. Ve de istemeyerek zavallı bir yavruyu öldürüyor. Bu bir kaza mı, cinayet mi? Bu dramı lütfen bir dikkatle izleyin. Senin derecen neydi? 1.14. 1.14 mü? Tabii bu dereceyle yüksek inerim. Senin daha çalışman lazım. İyi ama zamanımız doluyor. Hadi çıkalım. Evet, o olacak gibi değil. Ya kardeşim sen de ne biçim adamsın? Al şunu. Ver abi. Gidiyorduk geçen gün yolda. Sayın abim gel. Hesap alır mısın? Hesap. Olacak gibi değil. Baktım, arkadaşla birlikte muhabbeti yaptık. Ya kardeşim kalk. Kaçın da yapalım. Ya Mehmet Kasım'ı çağırın kardeşim. O geldi. Şefim, bakar mısın? Bir patates daha getiriver. Bir zahmet yanında da ketçap olsun. Sonra? Abi, çaresiz kaldım. Tefeciye gittim. Mafya bunlar abi. Vicdansız insanlar be. Merhamet namına bir şey yok bunlarda. %15'le para veriyorlar. Sen de aldın mı lan? Ne yapayım abi? Ne yapayım? Arabayı bağlayacaklar yoksa. Bir su verir misin? Sağ ol. Afiyet olsun abi. Sağ ol birader. Annem bu ıslak havlulara çok kızıyor. Neden? Bilmem. Bir şey kalmasın. Taranlar mı? Ha. Yarın ne yapacaksın? Yarın cumartesi. Biraz ders çalışırım. Pazar? Pazar hava iyi olursa babam mutlaka bizi bir yere götürür. Biz dedenlere gideceğiz.
Sağ ol canım. Afiyet eyvallah. Olsun abi. Sağ olun. Sağ olun. Abi. He. Abi ben. Başım belada abi ben. Bunlar vicdansız insanlar. Adamı harcarlar be. Yok ya. Dert etme. Abime bir söyleriz. 5 dakikada halleder bu işi. Zaten hallederse bir Azmi abi halleder. Abimin bir sürü dostu var. Karakolda var. Emniyette var. Şerefe. Particilik boşuna değil değil mi abi? Bir dakika. Particilik karıştırma. Şimdi bak. Particilik çok iyi bir şeydir. Tabii tabii. Particilik. Şerefe. Şerefe abi. Çok içtik artık ya. Kalkalım artık hadi. Tamam abi. Yapılı. Garson canım hesabı kesiver. Hadi abi. Geldin mi? Tamam abi tamam. Sözü mü olur ya? Sağ ol canım. Afiyet olsun abi. Teşekkür ederiz. Erdal isimli genç işlerinin bozulması üzerine aldığı borçlarla başı belada arkadaşı Mehmet'i içmeye götürmüştü. Asıl maksadı Mehmet vasıtasıyla iyi bir kişi olan abisi Azmi'den bir destek alarak başındaki belalardan kurtulmaktı. Azmi şehre geleli 10 seneyi geçmemiş bir müteahhitti. 10 senede epey iş yapmıştı. Particilik onun işinin bir parçası, etkili kişilere ulaşma ve tesir etme aracıydı. Mehmet de onun şımarık kardeşi. İşleri beraber. Öte yanda Atilla ve arkadaşları Bahar, günü kadar temiz bir hayatın eşiğinde. Atilla'nın bir eğitimci olan babası, çocuğunun üzerine titriyor. Atilla derslerinde olduğu kadar sporda da çok başarılı. İşte Mehmet ve Atilla'nın kaderi nasıl kesişiyor? Kader meyhaneden çıkan bir genç ile havuzdan evine dönen bir çocuğu nerede, nasıl karşılaştırıyor? Thank you.
yapıyor? Mehmet Karanlık bir çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermiş. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Lütfen anlatın. Efendim, kırmızı araba benim önümden hızla geçti. Evet. Sanıyorum sarhoştu. Biz sonra inince gördük onu, evet. Sarhoş olduğunu. Yaya yeşilleniyordu. Evet. Yaya geçerken arabaya kırmızı yanıyordu. Buna rağmen geçti ve çocuğu ezdi. Evet. Biz de koştuk, çocuğu aldık, hastaneye götürdük. Bu kadar gördüm. Sarhoştu. Şoför, işte ben de bunu gördüm. Evet, tamam, anlaştık. Sanık Mehmet Karanlık bir çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermiş. Siz bu konuda ne gördünüz hanımefendi? Lütfen anlatın. Olay günü balkonumda oturuyordum. Işıkların yayalara yandığı zaman, yeşil yandığı zaman çocuk karşıya geçmek istedi. Karşıdan gelen kırmızı bir özel otomobil çocuğa çok süratli bir şekilde çarptı ve çok zorlukla durabildi. Evet. Siz bu konuda ne gördünüz? Lütfen anlatın. Hakim Bey, olay gün dükkanının camından dışarısını seyrediyordum. Bir anda kırmızı renkli otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak hızla çocuğa çarptığını gördüm. Evet. Başka bir anı? Sonuçta çocuğun ölümüne sebebiyet verdiğine şahit oldum. Tamam. Başka bir söyleyeceğin var mı? Hayır Hakim Bey. Tamam. Sanık Mehmet Karanlık, Eskişehirli, Çayboy nüfusuna kayıtlı, 1967 doğumlu sana cum kartları okundu. Avukat istemediği ve beyan vereceği anlaşıldı. Karakol Grup Amiri Odası'nda alınan savunmasında kendisinden soruldu. Ben yukarıda vermiş olduğum adreste ikamet ediyorum. Olay günü arkadaşımla birlikte iki kadeh rakı içtim. Fakat sarhoş değildim. Arkadaşımla birlikte abim olan Azmi'nin arabasıyla geziyorduk. Havuzlu Park'ın oraya geldiğimiz sırada yolun sağ tarafında 3-4 tane çocuk bekliyorlardı. Yolun tam ortasına geldiğim sırada 50 kilometre süratle gidiyordum. Lambası ve yaya geçidi olmayan yerde çocuk aniden önüme fırladı. Frene bastım ama tutturamadım. Çocuğa çarptım. 15-20 metre kadar fazla bir şekilde sürükledim. Sonra yolun kenarında durdum. Çocuğa çarptığımı gördüm veya görmedim. Arabadan indiğim zaman etrafına toplanmışlardı. Bütün ifadem bu. Olaydan hemen sonra şahit taksi şoförü Atilla'yı arabasına atıp önce devlet hastanesine götürdü. İlk bulgulara göre Atilla'nın şuuru yerinde değildi. Nefes almıyordu ve başından yaralıydı. Tek yaşama işareti ise çıkardığı hırıltılardı. Atillacık bu hırıltılarıyla adeta şaşkınlığını dile getiriyordu. Nasıl olmuştu da yeşil ışıkta yaya kaldırımında yürürken adeta hayvanca bir saldırıya uğramıştı. Atilla'nın öğretmen babası olayı öğrendiğinde şok geçirdi. Ama toparlanıp hastaneye koştu. Atillacık çok ağır yaralıydı. Bu hayattan kopmamak için küçük sporcu vücudu çok çabaladı. Ancak bu çabaları 5 saat sürdü. Olay gecesi 22 sularında masum ruh ebediyete intikal etti. Öte yandan trafik katili Mehmet her zamanki gibi iş bitirici Azmi'yi yanında buldu. Azmi parti büyüklerinden etkin dostlarına kadar herkesi devreye soktu.
Fakat emniyet soruşturmasında ve şahitlerde etkili olamadı. Ertesi günü Mehmet mahkemeye çıkacaktı. Kullandığın vasıta ile bir çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermişsin. Savcı tutuklanmanı talep ediyor. Olayı anlat bakayım evladım. Efendim, bütün ifadem yukarıda vermiş olduğum şeklindedir. Olay günü iki kadeh rakı içmiş ve abim Azmi'nin arabasını kullanıyordu. Evet. Pek fazla süratli değildi araba. Tam spor salonunun oraya gelmeden 20 metre ileride 3-4 çocuk karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Yolun kenarında duruyorlardı. Ben yolun orta şeridinde o 50 kilometre süratle seyrediyordum. Çocuk tam hizama geldiğinde birden yola fırladı. Evet. Hafif sola kırdım. Frene de bastım ama kurtaramadım. Çocuk yaya geçidi ve lamba olmayan yerde aniden yola fırladığı için kaza yaptım. Ne söyleyeyim? Kazayla ilgili söyleyeceklerim hepsi bundan ibaret. Gereği düşünüldü. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetine, atılı suçun temas ettiği kanun maddesindeki cezanın üst miktarına, sanığın delilleri değiştireceği sabit, İkametgah sahibi olup olmadığının iddia edilmemiş bulunmasına göre suç unsurları bulunmadığından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesine. Evrakın ikmali için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine itirazı kabil olmak üzere karar verildi. Arkadaşım Atilla sınıfın en başarılı öğrencilerinden biriydi. Matematik dersinde olsun, Türkçe dersinde olsun bütün derslerde en iyi oydu. Kendisi yüzmeyi çok sevdiği için yüzme derslerine gidiyordu. Bir gün yüzme dersinden dönerken yeşil ışıkların oradan karşıya geçerken, yeşil ışığın yanmasıyla karşıya geçerken sarhoş sürücülü bir arabanın ona çarpmasıyla öldü. Biz bu olayı duyduğumuzda ağlamamak elimizde değildi. Çok ağladık. Sınıf adına çok üzüldük. Keşke içimizden burada olsaydı, bizimle derslerimizi paylaşsaydı diyorduk. Karşıdan hızla gelen bir araba yolda geçmekte olan bir çocuğa çarptı. O sırada diğer araçlardan inen insanlar çocuğun başına geldiler ve baktılar. O çocuğa çarpan araba ileriye gidip durdu. Aracından indi, sağa sola bakmaya başladı. Sersem gibi olmuştu, galiba sarhoştu. Yaya 1984 doğumlu Atilla Güneş'in herhangi bir kusuru olmadığı, sanık Mehmet Karanlık'ın olay sırasında aşırı alkollü olduğu ve hızlı araba kullandığı için 8'de 8 nispetinde kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Henüz 9 yaşındaydı Atilla. Hayatın eşiğindeydi. Bir sarhoşun kurbanı oldu. Bilirkişi raporu onu suçsuz buldu. Ama Atilla ölmüştü. Sarhoşu tam kusurlu buldu bilirkişiler. Sarhoş buldu doktorlar. Suçlu buldu tüm şahitler. Ama sarhoş salıverildi. Sevgili izleyiciler, diliyoruz ki biraz sorumluluk sahibi insanlar olalım. Herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse kansız, mutlu bir dünya kurarız. Ve diliyoruz ki adalet ricayla dağıtılmasın. Mehmet Karanlık aramızda dolaşıyor. Belki yine içkili araba kullanıyordur. Atilla Güneş genç yaşında sarhoş bir sürücünün kurbanı oldu. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.